Faciadan geriye derin ve acı bir sessizlik kaldı. 9 can gitti. Onlarla birlikte onlarca hayat yarım kaldı. Hepsinin bir hikayesi vardı. Hepsinin umutları ama o umutlar, yarım kalan o öyküler bugün toprağa gömüldü. Tren faciası kurbanlarına gözyaşlarıyla veda edildi. Hepsinin bir hedefi vardı. Kimi ders anlatacak, kimi hastalarına bakacaktı. Ama olmadı, yolun sonunu göremediler. Daha yolun başında Azrail kesti yollarını. Tren faciasının 9 kurbanına bugün veda vaktiydi. Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Profesör Doktor Berahittin Albayrak da o kazanın kurbanlarından biriydi. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Albayrak, Konya'daki bir toplantıya konuşmacı olarak katılacaktı. 53 yaşındaki Albayrak'ın eşi de 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. İki kızına hem annelik hem babalık yapan Berahittin Hoca onları öksüz yetim bıraktı. Albayrak için bugün Ankara Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Annesi, kızları, iş arkadaşları ve öğrencileri hepsi oradaydı. Bilim dünyası çok önemli bir bilim insanını kaybetti. Sevenleri Albayrak'ın tabutunun başında gözyaşı döktü. Bu sırada fenalık geçiren kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Albayrak için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de katıldı. Hak ve hukukunuzu helal ediniz. Kızları Hazal ve İzel bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı. İki kardeş sürekli babalarının tabutunu öptü. İyileysen vasıl eyle ya Rabbi. Berahittin Albayrak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Feci kazada yaşamını yitirenlerden biri de Yusuf Yetim'di. Yetimin cenazesi Ankara'daki işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Ve burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yetim, HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Bozova Belediye Başkan aday adayıydı. Ankara Marşandis kazasına kurban giden 3 ismi Karşıyaka Mezarlığı'ndan son yolculuğunu uğurladı. Onlardan biri uzman doktor Tahsin Ertaş'tı. Hafta içi Ankara'da, hafta sonuysa Konya'da çalışıyordu. 48 yaşındaki iki çocuk babası Ertaş hafta sonu nöbeti için Konya'ya gidiyordu. O katliam trenine bindi ama bir daha inemedi. Ertaş dün yaşanan o korkunç kazada hayatını kaybetti. Ve ardında iki çocuk bıraktı. Doktor Ertaş için bugün Ankara'da cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bu yolculuğa çıkmadan önce şahsetici merhametle hoşgörü. Ebru Erdem Ersan bir diğer facia kurbanı. Gencecikti, daha 38 yaşındaydı. Özel bir firmada yöneticiydi. İki çocuk annesiydi ve üstelik o çocuklardan birini daha yeni kucağına almıştı. Ersan'ın ikinci çocuğu daha 6 aylıktı ama şimdi ikisi de annesiz kaldı. Ebru Erdem Ersan da Karşıyaka'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ve Kübra Yılmaz, Isparta doğumlu biyomedikal mühendisi Yılmaz ailesiyle birlikte Ankara'da yaşıyordu. Yılmaz, Ankara'dan Konya'ya çalışmak için giderken kazada yaşamını yitirdi. Genç kadın da diğer iki kaza kurbanıyla birlikte Karşıyaka'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.